Bu videomda her anımızda bizimle olan, hayatımızı kolaylaştıran, aydınlatan ve modern dünyayı mümkün kılan mucizevi bir güç hakkında konuşacağız. Elektrik. Düşünün, şu anda bu videoyu izlerken bile elektrikten faydalanıyorsunuz. Sabahları uyanıp kahvenizi hazırlarken, işe giderken, kullandığınız araçlarda, iş yerinizdeki bilgisayarlarda, hatta geceyi aydınlatan sokak lambalarında. Elektrik, hayatımızın her anında bizimle. Ama hiç düşündünüz mü? Bu mucize nasıl ortaya çıktı? Bugün elektriğin büyülü dünyasına dalarak bu gücün nasıl keşfedildiğini ve bugünkü hale geldiğini göreceğiz. İyi seyirler. Geçmişte insanlar karanlığı sadece ateşle yenebiliyordu. Meşaleler, kandiller ve mumlar geceleri aydınlatmak için kullanılıyordu. Peki bu kadar temel bir ihtiyacımız olan aydınlatma nasıl oldu da böylesine gelişti? İşte bu bilim insanlarının, mucitlerin ve kâşiflerin hikayesi. Fakat bu hikayeye geçmeden önce elektriğin ne olduğuyla başlayalım. Elektrik, elektrik yüklerinin hareketi ve varlığı ile ilgili fiziksel bir fenomendir. Genellikle elektronların hareketi ile ilişkilendirilir ve enerji taşıma ve dönüşümünde merkezi bir rol oynar. Elektrik, birçok doğal fenomenin yanı sıra teknolojik ve endüstriyel uygulamaların temelini oluşturur. Elektrik akımı, bir iletken boyunca yük taşıyan parçacıkların akışıdır ve genellikle amper cinsinden ölçülür. Elektrik gerilimi yani voltaj, iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farktır ve volt cinsinden ölçülür. Elektrik, modern yaşamın temel taşlarından biridir. Geçmişten günümüze elektriğin icadı ve kullanımı, bilim ve teknolojinin gelişiminde kilit bir rol oynamıştır. Hikayesi ise oldukça eskilere dayanıyor. Elektrikle ilgili herhangi bir bilginin var olmasından çok önce insanlar elektrikli balıklardan kaynaklanan şokların farkındaydı. M.Ö. 2750'den kalma antik Mısır metinleri bu balıkları diğer tüm balıkların koruyucuları olarak tanımlamıştı. Elektrikli balıklar binlerce yıl sonra Yunan, Roma ve Arap doğabilimciler ve hekimler tarafından tekrar rapor edildi. Yaşlı Pliny ve Scribonius Largus gibi birçok antik yazar, elektrikli yayın balığı ve elektrikli ışınlar tarafından verilen elektrik şoklarının uyuşturma etkisini kanıtlamış ve bu tür şokların iletken nesneler boyunca ilerleyebildiğini bilmişti. Gut ve baş ağrısı gibi rahatsızlıkları olan hastalar, güçlü sarsıntıların onları iyileştirebileceği umuduyla elektrikli balıklara dokunmaya yönlendiriliyordu. Akdeniz çevresindeki antik kültürler, kehribar çubukları gibi bazı nesnelerin kedi tüyüyle ovularak tüy gibi hafif nesneleri çekebileceğini biliyordu. Miletli Thales, M.Ö. 600'lerde statik elektrik üzerine bir dizi gözlem yapmış ve manyetit gibi sürtünmeye ihtiyaç duymayan minerallerin aksine sürtünmenin kehribarı manyetik hale getirdiğine inanmıştı. Thales, çekimin manyetik bir etkiden kaynaklandığına inanmakta hatalıydı. Ancak daha sonra bilim, manyetizma ve elektrik arasında bir bağlantı olduğunu kanıtlayacaktı. Thales, bugün statik elektrik olarak bilinen kavramın temelini atmıştı ve daha sonrasında William Gilbert, 1600 yılında bu manyetik kuvvete Electricus adını verdi. Bu kelimeyi Yunanca ve Latince'de kehribar anlamına gelen Electrum kelimesinden türetmişti. Elektrik kelimesi ilk kez 1646 yılında Thomas Brownie tarafından kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucularından Benjamin Franklin de elektrik alanındaki keşiflere önemli katkılarda bulundu. Franklin, uçurtma ipinin ucuna metal bir anahtar bağladığı bir deneyle yıldırım ve elektrik arasındaki bağlantıyı keşfetmeye odaklandı. Hatta cihazına Leyden kavanozunu yani elektriği depolayan aygıtı da ekledi. Böylece elektriğin hem negatif hem de pozitif yükler içerdiğini keşfetti. Bazı kaynaklarda elektriğin keşfi Benjamin Franklin'e atfedilir çünkü kıvılcımların hareketini gözlemlemiş ve onları kontrol edebilmişti. Yani elektrik, İngiliz bilim adamı William Gilbert'ın elektrik ve manyetizma üzerine dikkatli bir çalışma yaptığı, De Magnete'yi yazdığı 1600 yılına kadar 1000 yıl boyunca entelektüel bir meraktan biraz daha fazlası olarak kalacak ve Lodestone etkisini kehribarın ovulmasıyla üretilen statik elektrikten ayıracaktı. Daha sonraki çalışmalar 17. yüzyılda ve 18. yüzyılın başlarında Otto von Guericke, Robert Boyle, Stephen Gray ve G.F. Duffey tarafından yürütüldü. 1775 yılında Hugh Williamson,
Royal Society'ye elektrikli yılan balığı tarafından verilen şoklar üzerine bir dizi deney rapor etti. Aynı yıl cerrah ve anatomist John Hunter, balığın elektrik organlarının yapısını tanımladı. 1791 yılında Luigi Galvani, bioelektromanyetik keşfini yayınladı ve elektriğin nöronların kaslara sinyal ilettiği ortam olduğunu gösterdi. Alessandro Volta'nın 1800 yılında çinko ve bakır katmanlarından yaptığı pil ya da voltanik yığın, bilim insanlarına daha önce kullanılan elektrostatik makinelerden daha güvenilir bir elektrik enerjisi kaynağı sağlamıştı. Elektrik ve manyetik olayların birliği olan elektromanyetizmanın tanınması, 1819 ila 1820 yıllarında Hans Christian Oersted ve André-Marie Ampère'e borçludur. Michael Faraday, 1821'de elektrik motorunu icat etti ve George Ohm, 1827'de elektrik devresini matematiksel olarak analiz etti. Elektrik ve manyetizma, James Clerk Maxwell tarafından özellikle 1861 ve 1862'deki fiziksel kuvvet çizgileri üzerine adlı eserinde kesin olarak ilişkilendirildi. 19. yüzyılın başlarında elektrik biliminde hızlı bir ilerleme kaydedilmiş olsa da 19. yüzyılın sonları elektrik mühendisliğindeki en büyük ilerlemeye sahne olacaktı. Alexander Graham Bell, Otto Blatty, Thomas Edison, Galileo Ferraris, Oliver Heaviside, Agnes Yedlick, William Thomson, Charles Algernon Parsons, Werner von Siemens, Joseph Swan, Reginald Fessenden, Nikola Tesla ve George Westinghouse gibi kişiler sayesinde elektrik, bilimsel bir meraktan modern yaşam için vazgeçilmez bir araca dönüştü. 1887 yılında Heinrich Hertz, ultraviyole ışıkla aydınlatılan elektronların daha kolay elektrik kıvılcımları oluşturduğunu keşfetti. 1905 yılında Albert Einstein, fotoelektrik etkisinden elde edilen deneysel verileri, ışık enerjisinin ayrı kuantize paketler halinde taşınarak elektronlara enerji vermesinin bir sonucu olarak açıklayan bir makale yayınladı. Bu keşif, kuantum devrimine yol açtı. Einstein 1921 yılında fotoelektrik etki yasasının keşfi nedeniyle Nobel Fizik Ödülüne layık görüldü. İki katı hal cihazı 1900'lerde radyo alıcılarında kullanılan kedi bıyığı dedektörüdür. Bıyık benzeri bir tel, kontak bağlantı etkisiyle bir radyo sinyalini tespit etmek için germanyum kristali gibi katı bir kristale hafifçe temas edecek şekilde yerleştirilir. Bir katı hal bileşeninde akım, onu değiştirmek ve yükseltmek için özel olarak tasarlanmış katı elementler ve bileşiklerle sınırlandırılır. Akım akışı iki şekilde anlaşılabilir. Negatif yüklü elektronlar ve delik adı verilen pozitif yüklü elektron eksiklikleri olarak. Bu yükler ve delikler kuantum fiziği açısından anlaşılır. Yapı malzemesi çoğunlukla kristal bir yarı iletkendir. Katı hal elektroniği, transistör teknolojisinin ortaya çıkmasıyla kendine geldi. İlk çalışan transistör olan germanyum tabanlı nokta temaslı transistör, 1947 yılında Bell Laboratuvarı'nda John Berdon ve Walter House Brattain tarafından icat edilmiş, bunu 1948 yılında bipolar jonksiyon transistörü izlemiştir. Elektriğin icadında katkısı olan isimleri son olarak kronolojik bir şekilde sıralayalım ve geçmişten günümüze yolculuğumuzu hızlı bir şekilde görelim. Miletli Thales, M.Ö. 600. Elektriğin statik yüklenmesi üzerine ilk gözlemler. William Gilbert, 1544 ila 1603. Elektrik terimini ilk kullanan ve manyetizma üzerine çalışmaları. Benjamin Franklin, 1706 ila 1790. Elektriğin doğası üzerine çalışmalar ve ünlü uçurtma deneyi. Luigi Galvani, 1737 ila 1798. Hayvan elektrik çalışmaları ve biyolojik elektrik. Alessandro Volta, 1745 ila 1827. İlk pil olan Volta pilinin icadı. Hans Christian Oersted, 1777 ila 1851. Elektrik ve manyetizma arasındaki ilişkinin keşfi. André-Marie Ampère, 1775 ila 1836. Elektromıknatıs ve elektrodinamik üzerine çalışmalar. George Simon Ohm, 1789 ila 1854. Ohm yasasıyla elektrik akımı, gerilim ve direnç arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Michael Faraday, 1791 ila 1867. Elektromanyetik indüksiyon ve elektrik motoru üzerine çalışmalar. James Clerk Maxwell, 1831 ila 1879. Elektromanyetik alan teorisi ve Maxwell denklemleri. Thomas Edison, 1847 ila 1931. Elektrik ampulü ve elektrik dağıtım sistemleri.
Nikola Tesla 1856 ila 1943, alternatif akım sistemleri ve Tesla bobini. George Westinghouse 1846 ila 1914, alternatif akımın yaygınlaşması ve elektrikli güç dağıtımı. Guglielmo Marconi 1874 ila 1937, kablosuz telgraf ve radyo iletişimi. Bu bilim insanları ve mucitler, elektriğin anlaşılması ve geliştirilmesinde önemli katkılarda bulunmuşlardı. Elektrik, hayatımızın her alanında bizimle olan ve modern dünyayı mümkün kılan mucizevi bir güçtür. Bugün elektriğin tarihine ve bu inanılmaz gücün nasıl keşfedilip geliştirildiğine dair kısa bir yolculuk yaptık. Videoda ismi geçen bilim insanlarının çalışmaları sayesinde bugün elektriği hayatımızın her alanında kullanabiliyoruz. Bu büyük bilimsel macerayı keşfetmek bize geçmişten geleceğe nasıl bir köprü kurduğumuzu gösteriyor. Ben Shockvoice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.